Merhaba arkadaşlar. Bugün bir geometri sorusu çözeceğiz. 3D Yayınları AYT geometri soru bankasından. Yani bence olimpiyat sorularına taş çıkartacak bir soru. Gerçekten çok kaliteli, çok zor diyebileceğim bir soru. Yani buradan da çıkar mı? Buradan da çözülür mü deyip pes edeceğimiz Sırada çözümü görebileceğimiz bir soru. Evet, başlayalım. DH dik BC'ye, tamam, görülüyor zaten. Buradaki diklikten bahsetmiş. EF dik BC'ye, tamam, buradaki diklikten bahsetmiş. 5 var, 13 var. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi D ve dış teğet çemberinin merkezi E ise FH yani x kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Şimdi iç çemberinin merkezi ne demekti? İç açı ortayların kesişim noktası demekti. Yani ben bu A'dan D'ye doğru gelirsem geldiğim bu doğru bir açı ortayı doğrusu demek oluyormuş. Şöyle biraz daha düzgün gelelim. Evet geldik. Sonrasında da arkadaşlar E noktası da dış açı ortayların kesişim noktasıymış. Yani şöyle bu BA doğrusunu uzatırsak şuradan da AC doğrusunu şöyle bir uzatırsak Şimdi C köşesinden ben E'ye gidince bu bir açı ortay oluyormuş. Tamam. B köşesinden E'ye gidince yine bu bir açı ortay oluyormuş. Şöyle belirtelim arkadaşlar. Bu açı ortaylar önemli. Şurası şuraya eşitmiş. Burası da buraya eşitmiş. Evet. Pekala yavaş yavaş başlayalım. Açı ortayda e, genellikle kenarlara dikmeler indirmemiz gerekir. E, indirdiğimiz i̇ndirdiğimiz dikmelerin boyları ve kat ettiği yollar eşittir. Yani ne diyoruz? Şöyle bir rengimizi değiştirelim. D'den AC'ye güzelce inemedik. D'den AC'ye dik inersem bu dikin boyu işte ne diyelim AR olsun. Çünkü iç e, işte, çemberinin yarıçapı. Bu dikin boyu da R olacak sonrasında şuradaki mesafeye A dersem buradaki mesafede A olması gerekiyor. Ee, AC'nin komplesi 5 olduğuna göre buradaki mesafeye 5 eksi A demem lazım. AB'nin komplesi 13 olduğuna göre de buradaki mesafeye de 13 eksi A diyebiliriz. Sonrasında neyden faydalanacağız? Şöyle arkadaşlar bu E noktasından indiğimiz dikim boyu ne diyelim şuraya da B diyelim hadi biz ee, ya da ya da şöyle daha doğrusu şuradan buraya geldiğimizde burası da açıortay olacağına göre burası da R olacağına göre ben buraya 5 eksi A dediysem şuradaki HC uzunluğuna da kırmızıyla belirtelim şuradaki HC uzunluğuna da 5 eksi A demem gerekiyor pekala Sonrasında buradan da buraya açıortayı getirdiğimde bakın R'ye R olarak belirtilmiş. Burası 13 eksi A olduğuna göre şuradaki ifadenin de 13 eksi A olması gerekiyor. E komplesi 13 eksi A ise burası X ise şurası 13 eksi A eksi X olarak buluyoruz. Sonrasında şimdi dış teğet çemberinin merkezinden kollara indireceğimiz diklerin boyu eşittir. Yani şuradaki boya büyük R dersek Buraya bir dik inersek biraz daha görsel olarak uygunmuşçasına indirelim. Şöyle bir dik indiğimizi düşünürsek. Burası x artı 5 eksi a ise şuradaki ifadede x artı 5 eksi a olması gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar şuradaki açı ortaydan faydalanalım. Buradaki açı ortayı da yani çok belli olmuyor. Çok görsel olarak uymuyor ama. Buraya da şöylesine bir dik indirirsem. Burayı da 90 derece dersem. Burası BF uzunluğu 13 eksi A eksi X. O zaman B şuraya da ne diyelim? K diyelim. BK uzunluğu da 13 eksi A eksi X olarak bulunur arkadaşlar. Pekala. Şimdi ne yapacağız? İşler iyice karıştı gibi görülüyor arkadaşlar. Gerçekten çok karışık bir şekil. Şimdi şöyle yapalım. Rengimizi biraz değiştirelim. Bir hatırlatma arkadaşlar. Açı ortaylar iç açı ortaysa, iç açı ortay da olsa dış açı ortay da olsa mutlaka bir noktada hepsi kesişir. Bakın biz iç açı ortayların buluştuğu noktaya iç teğet çemberinin merkezi diyoruz. Dış açı ortayların buluştuğu noktaya da dış teğet çemberinin merkezi diyoruz. İki tane açı ortay varsa oraya mutlaka diğer açı ortay gider. Bakın bir açı ortay diğer bir açı ortayla E noktasında buluşmuş. O zaman A köşesinden ki açıortay da mutlaka E noktasına gidecek. Yani ben A köşesinden E köşesine geldiğimde burası bir açıortay olacak arkadaşlar. Peki alan neler olacak şimdi? Arkadaşlar şekli biraz temizleyelim, daha net görmeye çalışalım. Bakın şuraları, şuradaki karaltıları götürüyoruz. Şuralardaki her şeyi götürelim. Çünkü buraya kadar yaptığımız işlemde bir hata yoktur diye umuyoruz. İnşallah da yoktur. Pekala. Şimdi görmüşsünüzdür. Umarım yine de şurada hatırlatmamızı yapalım. Buradan bir açı ortay çizersek. Şöyle diyelim. Şöyle bir şekilde bir açı ortayı uzatırsak. Açı ortayın kollarına indirilen dikmelerin boyları ve açı ortayın kolları birbirine eşit olur. Dikkat edin. Şurada bir açı ortay var demiştik ya iki açı ortay buluştuysa mutlaka üçüncüsü yani buradan açı ortay geliyor buradan açı ortay geliyor o zaman üçüncü açı ortay da mutlaka gelecek dolayısıyla burada bir açı ortay var ve açı ortayın kollarına dikler inmiş buradan ne çıkacak arkadaşlar bu indirdiğimiz diklerin boyları birbirine eşit ve kollar da birbirine eşit olması gerekiyor. Evet şimdi gelelim çözümümüze. Arkadaşlar şuradaki mesafe dikkat ederseniz şurası 5'ti. Burada da hemen toplayalım. 5 artı x artı 5 eksi a var. Bu eşit olması gerekiyor. Buradaki mesafeye yani burada 13 var. 13 artı 13 eksi a eksi x olacak. Pekala. Şimdi eksi a eksi a'yı götürür. X'i de bu tarafa atarsak ne olacak arkadaşlar? 5, 5 daha 10 artı x burada vardı. Karşıdan da 1x geldi. 2x eşittir. 13, 13 de burası 26. Karşıya attığımızda onu 2x eşittir. 16 x eşittir 8 olarak buluyoruz. Cevabımız da e şıkkıymış. Yani bence AYT'nin daha doğrusu ÖSYM'nin üzerinde bir soru olmuş. Ama kendimizi görmek, kendimizi sınamak için bence gerçekten güzel bir soruydu. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.